Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CSRK Premium'un gelişmiş arayüzünü tanıtacağım. Öncelikle görsel kısmından hemen başlayalım. Glow gördüğünüz gibi oyuncularımızın üzerinde parlak bir ışık var. Kişileştirme ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Nesneleri parlak derseniz yere düşen silahları vesaire parlak ekranı şöyle çerçeveli. Bir parlak ve güzel bir sunum sunmaktadır. Charms kısmında ise düz renk dokulu olarak iki seçenek sunmaktadır. Bu neyine gördüğünüz gibi buradan kişileştirme ayarlarınızı yapabilirsiniz. Buradan oyuncu detayları, kutu tipleri vesaire var. Köşeli, çevreli gördüğünüz gibi sabit hareketli, buradan saydamlık vesaire ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi buradan yine kişileştirme ayarlarınızı yapabilirsiniz. Takımına yok saydarsanız balık takımınız için çalışmalar daha uzun ve daha uzağa göster derseniz balık daha uzağa gösterecektir. İsimler düşmanlarınızın ismini, sağlık ise can durumunu, silah ise hangi silahı kullandığını, yön çizgisi ise nereye baktığını, iskelet ise düşmanınızın iskeletini gösterecektir. Bypass iskelet özelliği kayıtta gözükmez. Bakış açısı zaten nereye bakacağını vesaire gösterir. Vurma göstergeci düşmana kaç vurduğunuzu gösterir. Bunu size şu bilgiyi gösterebilirim. Hem lisesi var hem kaç can, kaç hasar verdiğiniz gözükmektedir. Mermi izi ise mendinizin izi çıkar. Bomba tahmini bombanızın nereye gideceğini gösterir. Filigran ise CSRK Premium'lik yazısı gözükmesine sağlar. Kapatırsanız gözükmez. Flash kaldırmayı flash bombalarından etkilenmeyeceksiniz. Smoke ise atılan smoke bombaları ekranınıza gözükmez. Dürbün ise dürbününüzü siyah çerçeveleri kaldırır. Post processing ise ekran kaşığının siyah çevreyi kaldırıp FPS'inizin artmasına yardımcı olacaktır. Sekme crosshair ise yardımcı ek crosshair olarak size ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane crosshair'im var. Bu crosshair mermilerin nereye gideceğini göstermektedir. AWP crosshair ise AWP silahlarımız için yani dürbün silahlarımız için bir ek crosshair vermektedir. Bu daha rahat bir şekilde bakmanıza yardımcı olacaktır. Tabii kişileştirmenizi yine bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan ise C4 kalan süresi ve çözüm süresini göstermektedir. Yerdeki silahları çevrene ve 3D olarak bakabilirsiniz. Buradan el bombası ESP tipi var. Buradan ikon yazı, kutube yazı vesaire bunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Görüş açısı, model görüş açısı, birilerin olmazsa olmazı bu bizim CSRK'ta da mevcuttur. Smart Pot ise Trigger Crosshair düşman üzerine gelince otomatik olarak ateş eder. Bunu bir tuşa da atayabilirsiniz. Trigger saldırı süresi kaç milisaniye? Bunu kaç milisaniye yaparsanız Crosshair düşmanın üzerine geldiğinde 10 milisaniye kadar ateş edecektir. Ben bunu mesela 300 milisaniye yaptım. 300 milisaniye boyunca ateş edecektir. Ben mesela 300 milisaniye boyunca ateş edecektir. Gördünüz mü? Sahte atış ise trigger tuşuna basarken düşman önce sizin bastığınız yere sahte atış etmeye devam edecektir. Bu neyle kaç milisaniye yaparsanız o kadar sahte atış yapmaya devam edecektir. Mesela rastgele bir değer verdik. Gördüğünüz gibi öldükten sonra da ateş etmeye devam ediyor. Otomatik nişan ise otomatik nişan aldıkta sizin yerine yani nişan desteği gördüğünüz gibi. Bunu tekrar göstereyim. Trigger açık kalmış. Gördüğünüz gibi. Bunu nişan bir tuşa da atabilirsiniz. Hop, bir C tuşuna atalım. Mermi sekmemi ise mermidir. Hep aynı noktaya gitmesini sağlar. Yani sizin yerinde sprey atar. Buradan ise bize iki farklı nişan ayarı sunulmaktadır. İlk önce kafayı gitmesini sağlayacağım. Son olarak ise eğer mermilerin tutmazsa 4 mermiden sonra da boyun, kafa, gövde gibi bel yerlere odaklanmasını sağlayabilir. Bunu ise boy, gövde vesaire olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun görüş alanı arkadaşlar. Yani ne kadar küçük olursa beyler bu görüş alanı o kadar az kayar. Yani o kadar yakın kayar. Ne kadar az olursa gördüğünüz gibi şimdi gösteriyorum. C tuşuna basıyorum şu an. Yani değeri çok çok az. Bakın kaymıyor. C tuşuna basıyorum kaymıyor. Lakin crosshair'ı biraz yakından getirdiğimde gördüğünüz gibi kitlenmesini görebiliyorsunuz. Ne kadar büyütürseniz o kadar uzaktan kayar gördüğünüz gibi. Buradan yumuşatmasını vesaire ayarlayabilirsiniz. Rage mod kısmına gelecek olursak buradan rage nişanı aktifleştirdiğinizde otomatik olarak taramaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi kitlemiyor vesaire. Buradan bir tuşa da atayabilirsiniz. Mermi sekmeme otomatik ateş otomatik olarak ateş edecektir. Buradan otomatik reload, Deagle'ın eş değeri reloader silahı var bildiğiniz gibi. O da Horus kullanarak bile ateş edebilirler. O bu işinize yarayacaktır. Otomatik dürbün ise siz ateş ettiğinizde otomatik olarak dürbün açılacaktır. Ben şunu kapatayım önce. Gördüğünüz gibi. Otomatik olarak
Tribün atıyor. Otomatik otoma ateş ettiğinizde otomatik olarak ateş edecektir. Ben bunu size bir şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir özelliğimiz. Yavaş yürü ateş ederken eğiminizin isabetli olması için yavaşlayacaktır. Bu da böyle bir özelliğimiz. Otomatik gövdeye ateş kaç mermiden sonra mermimizin gövdeye kilitleneceğini seçebilirsiniz. Buradan backtrack'imiz var. Backtrack'imiz ise düşmanın son 200 milisaniye içindeki konumuna ateş ederek düşmana vurabilirsiniz. Backtrack açıkken son 200 milisaniyedeki tüm konumları vurma şansı hesaplandığı için arkadaşlar FPS düşüklüğüne sebep olabilir. Tabi bunda daha basit bir şekilde legit özellik olarak eklemeyi düşünüyoruz. Bunu da belirteyim. Buradan backtrack kuyruk var. Backtrack'in kuyruklu olarak gösterir. Otomatik duvar ateşisi. Duvarın arkasındaki düşmana kaç hasar verilecekse ateş edileceğini seçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela 50 seçtim. Duvarın arkasındaki düşmana 50 ve üzeri hasar vurulacaksa otomatik ateş eder. Vurma şansı elde edildiğinde hareket eden düşmanın mermini gitme olasılığına göre ateş eder. %0 yaparsınız yani sürekli ateş eder. Vurma şansı ise düşmanı vurma şansınızı buradan ayarlayabilirsiniz. Seçilen bölgeye öncelik vermezsiniz buradan. Seçtiğiniz bölgeye öncelik denilecektir. Çoklu nokta dersiniz. Yakındaki bölgelerin duruma göre eğiminiz ve seyran belirmeniz gitmezse ona göre ateş eder. Buradan ateş edeceği bölgeleri kendinize kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Buradan HVH kısmına gelecek olursak. Arkadaşlar HVH bölümünü training'de duvar olmadığı için AWP'de burada çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi antenimiz HVH vesaire bulunmaktadır. Şimdi bu özellikleri size hiçbir şekilde önermiyoruz. Çünkü kolayca Overwatch'ta banimize sebep olabilir. Hemen geçelim. Antenimizde arkadaşlar 360 dönüme mevlana falan hepsi bulunmaktadır. Lakin size en rigid olan ayarları göstereceğim. Aşağı yapıyoruz yatayı. Dikey ise freestanding olarak yapıyoruz. Ve third person moduna geçtiğimizde ise gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi gördüğünüz gibi rakibimiz o tarafta. Duvarın arkasına geçtiğinde kafasını duvarın arkasına saklayarak koruyor. Sadece vücudunu gösteriyor. Kafasını koruyor. Bu headshot yemenizi önleyecektir arkadaşlar. Şimdi duvardan çıktığında ise gördüğünüz gibi kendisine sırt döndü ve kafasını aşağıydı. Bu da headshot yemenizi azaltacaktır. Şimdi bir altında ise shooter var. Shooter'ı arttıralım gördüğünüz gibi. Kafasını sürekli sağ sol yapar. Buna yarar. Sonra ise sahte lag var arkadaşlar. Sahte lag'ı arttırdığımızda vesaire bunlar ise sahte lag'ı arttırdığımızda sizi düşman lag'lı olarak sanki böyle ping varmış gibi görür ve sizi vurmaları biraz zorlaşır. Şimdi buradan desinik özelliğimizi. Desinik fake konum gösterir. Yani düşman sizi fake olarak görür. Şu anki konumum fake. Gerçek açıyı gösterdiğinizde düşman yine fake görmeye devam çıktı. Lakin siz gerçek açınızı göreceksiniz. Desinik'in daha iyi çalışması için sahte lagımızı 3 ve 3 üzeri yapmamız gerek. Sahte yürüme bu şekilde size göstereyim bunu. Bir tuşa atayalım. Gördüğünüz gibi yürüyorum. Gördüğünüz gibi o ışınlanma gibi bir şey oldu. Sonra yavaş yürüme var. Bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi C'ye basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yürümektedir. İsabet tonunu attık. İsabet vuruşlarınız isabet tonunu atacaktır arkadaşlar. Diğer kısmımız kaldı. Radar üzerinde göster dersiniz. Düşmanı radar üzerinde görebilirsiniz. Otomatik tabanca. Tabancayı aynı tanımlı tüfek gibi kullanabilirsiniz. Rütbeleri göster dersiniz. Maçlarda düşmanlarınızın rütbesini görebilirsiniz. İzleyici listesi şu çizginin altında sizi izleyen kırmızı şekilde gözükecektir. Otomatik nick çağırma ise toplum sunucunda size atmalarını zorlaştıracaktır. Otomatik olarak düşmanlarınızın nickini çalacaktır. Bunny Hop 2 çeşit bulmakta. Legit Bunny Hop'umuz ise legit oyuncularımız için geliştirilmiş Bunny Hop'tur. Gördüğünüz gibi Night modumuzda bulunmaktadır. Parlaklığınızı ayarlayabilirsiniz. Third person'a geçebilirsiniz bir tuşu atayarak. Buradan chat spam'ımız var. Otomatik maçı kabul etme var. Nickname'inizi buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Son olarak skin bölmemiz ise skin bölümümüzde buradaki silahları seçerek buradan skinlerimizi aratabilirsiniz. Buradan bulamadığınız skinler varsa baş harfinizi girmeniz yeter. Mesela bilgi necdiri aradım bulamadım. Buradan skin arama kısmına
B yazdım. B ile başlayan bütün skinlerimiz çıktı gördüğünüz gibi. Bilgi değiştirmemiz mesela çıktı. Başka buradan skin değiştirici aktifet dersiniz. Size oyun yapımcının verdiği mevcut skinleri verecektir. Buradan görünüşünüzü vesaire ayarlayabilirsiniz. Buradan bıçak seçiminizi yapabilirsiniz. Buradan kaydettiğiniz skinler gözükmektedir. Buradan yaptığınız skin değişikliklerini güncelle diyerek kaydet dersiniz. Skinleriniz kaydedecektir. Ayarlar kısmında ise yumuşaklık seviyesinden hazır ayarlarımız sert seviyesine kadar gitmektedir. Yaptığınız ayarları ise buradan 5 farklı seçenek ile kaydedebilirsiniz. Kayıt et diyerek dil seçiminizi yine buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mini arayüze geç derseniz de mini arayüzümüze geçmektedir. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.